Arkadaşlar günlerden bugün hafta sonu pazar. Geldik, köpeklerimizi yemledik, suladık. İşte yiyeceklerini verdik. O selin fırtınanın aşırı yağmurun ardından burada yarma aşı yaptığım ne aşılamıştık biz buna? Vişne. Yarma aşı yaptığım vişne çok güzel büyümüştü ama sol taraftaki yarmadan rüzgar olduğu gibi kırdı attı. Hatta şurada şöyle bakalım. Şurada yaptığım aşı da vaz aşısı. Bunlar da güzel olmuş. Şuradaki fazla tutmamış sanırım. Ağaçlarda bu sene meyve yok. Kiraz ağaçlarımda olduğu gibi rüzgardan döküldü. Bir şey kalmadı. Burada da vaz aşısı yapmıştım. Ya, değerli bir abimizin bahçesinde muhteşem bir vaz vardı. Bu vazdan alacağım diyordum. Benim vazları da büyüktü hatta. Bu vazları haşladım. Haşı yaptım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yollar çok berbat oldu. Sel olduğu gibi aldı. Bütün sağa solu aşındırdı. Götürdü. Şöyle bahçemizin yanında bir ayçiçek bahçesi var, tarlası var. Bizim arpalarımız da yattı komple. Sanmıyorum düzgün bir ürün olacağını. Buradan komple yol oyulmuş. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar burayı sanki bir dere yatağı gibi açmış. Olduğu gibi taşla doldurmuş. Yukarıdan gelen su bu şekilde burayı oya 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 oya. Komşumun tarlayı ayçiçek bahçesinin olduğu gibi demeyelim, orta tarafını yol yapmış. Aşağı tarlayı da götürmüş aşağı doğru. Şöyle bakalım arkadaşlar. Hep beraber devam edelim. Olduğu gibi tarlalardaki mili, yani üst taraftaki humuslu toprağı, kaliteli toprağı aldığı gibi getirmiş, bütün işe yaramayacak yerlere dökmüş. Zaten humuslu toprağımız da selle, fırtınayla, yağmurla olduğu gibi akıp gidiyor. Nereye gidiyor? Denizlerimize gidiyor. Ondan sonra diyoruz ki toprak vermiyor. Toprak tabii vermez. Şu gördüğünüz yukarıdan tarladan akan verimli taraf ya. Verimli taraf olduğu gibi atılan gübredir. Olduğu gibi geldi buraya doldu. Niye? Abi toprağımız kuvvetli değil ki. Görüyorsunuz. O kışınki hengame iyiydi yani, bir zaman sonra kurudu. Karkıştı eyvallah ama ileri taraflarda kötü taraflar olduğu gibi taşlar dolu. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar köylümüz dolacak ki Edirne'den Kars'a herkes dolsun. Köylü de olmasa insanlar aç. Ama bu bölgede dolu zarar verdiği için şöyle bakalım arkadaşlar. Yani bu ne demek?
%20, %30 bir başta bir kökte bir başakta ne var diyelim? 20 tane tane var. O 20 tane tanenin 3 tanesi düşse, 4 tanesi düşse ne yapar arkadaşlar? %20, %30, %40 durumuna göre, düşen sayıya göre oran yapar. Bu da çiftçimizin mazotu benzini düşürürsek şu an mazot 30 lira olmuş. Yani bu orak başlayana kadar ne olur kimse bilmiyor. Allah'ım Türkiye'mize yardım etsin, çiftçimize yardım etsin. Özellikle de bu yolu ben kumlatmıştım. Belli bir bölgelerde handikaplı bölgeler var. Ama yani biz yapmasak kimse şuraya kaldırıp da bir taş parçası atan yok. O kadar düşünceli bir yer. Arpalar orağa geldi. 15 güne kadar da buğdaylar gelir. Burada da cevizlere de bakıyoruz. Cevizler o kadar aman aman yok. Bu sene öyle aman aman ceviz yok ya. İğdeler mis gibi kokuyor. Şöyle dönüp baktığımız zaman arkadaşlar bu yolu kışın 1 saatte gittiğim günü biliyorum. Aşırı bir kar vardı. Neredeyse diz kapağımın bir karış veya iki karış yukarısı abartısız. 1 metreye geçkin diyeyim. Hani rakamsal olarak yanlış telaffuzda bulunmayayım. Çünkü bu bölgeye giren çıkan olmadığı için 2 dakikalık ya arabayla 2 dakika sürüyor. 2 dakikalık yolu 1 saatte gittik. Ya bu artık bacaklar çek yürünmüyor. O da niye? Köpeklerimiz için. Köpekleri seviyoruz. Hayvanlarımız bizim kapımızı bekliyor, bahçemizi bekliyor. Sadık hayvanlar. Arkadaşlar, şimdi asıl cafcaflı yere geliyoruz. Asıl cafcaflı yer neresi? Burası. Şöyle beraberce ne takip edelim bakalım. Geçen haftaki sel arkadaşlar böyle bir durum yarattı. Komşumuzun bahçenin yan duvarı mı diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum ama böyle bir handikap var. Arkadaşlar görüyorsunuz dağdan gelen taşları olduğu gibi komşumuzun buraya doldurmuş. Böyle de bir çukur açmış. Böyle bir çukur açılan yerde ne olur arkadaşlar? Dışarıdan gelen başka yerden dolup da gelen taşlar selin önüne katıldığı zaman maalesef arabayla gidemiyoruz. Böyle bir durum var. Ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Şöyle mesela tekrar bakalım. Ya insan gücüyle tek başıma benim yapacağım bir durum değil. Evet, bu yol benim bahçeye gidilen yolun devamı. Şöyle bir gül gördüm ama dökülmüş tabi. Rengi, bu renklere bayılıyorum. Seviyorum bu renkleri. Eniştemizin kirazları var. Buraya zararlık fazla vardır da illaki o kadar yok sanırım. Mesela yine eniştemizin tarladan gelen olduğu gibi mil olmuş.